Yani Türkiye gerçeğini gördüğümüz zaman maalesef böyle bir hukuk varlığı ve bir böyle bu hukuku uygulayacaklar noktasında ciddi sorunlar, sıkıntılar yaşıyoruz. Tabii Bekir Kaya özelinde geldiğimiz zaman şunları belirtebilirim. Yani hem yargıdan, yargılanmaktan hem de hukuktan yoksun bir yargı söz konusu. Sadece Bekir Kaya değil, Bekir Kaya gibi kendisiyle aynı düşünceleri taşıyan veya aynı politik, ideolojik duyarlılığa, hassasiyete sahip, aynı çatı altında siyaset yürüttüğü Bekir Kaya ve diğer insanlar kesinlikle hukuktan, yargılama makamlarından istisna tutulmuş insanlardır. Adeta istisna uygulaması söz konusudur. Dolayısıyla kendilerinin bir hukuka tabi olarak ve hukuk adamlarınca veya insanlarınca desek daha doğru oluyor, hukuk insanlarınca yargılama maruz kaldıklarını ve bunun sonucunda bir ceza söz konusu olduğunu söylemek kesinlikle bu insanlara haksızlık, bu insanlara doğru hakkı teslim eden bir yaklaşım olmaz. Dolayısıyla bu insanlar kesinlikle bizim belirttiğimiz hukuk ve yargılama koşullarından faydalanamadılar, faydalandırmadılar. Böyle bir yargılama sonucu bu insanlar ceza aldılar. Bunlara mahkum diyemeyiz. Mahkum çünkü belli bir suç pratiğinden sonra yargılanmış, adil bir şekilde yargılanmış ve cezalandırılmış kimselere mahkum denilebilir. Ancak bunların tanımlaması ve adlandırılması, sıfatlandırılması ancak şu olabilir, siyasi rehine demek daha doğru olur. Çünkü bunlar daha çok siyasetin yönlendirmesi, baskını, telkini ile verilmiş yargı dedikleri, sözüm ona yargı makamlarınca ceza verilen, bize göre rehin tutulan, siyasi rehin tutulan, siyasi amaçlarla rehin tutulan insanlar, böyle bir durum söz konusu. Çünkü siyasi rehinlere herhangi bir hukuk uygulama durumu söz konusu değil. Yargılama durumu da söz konusu değil. Ha bunlar adı altında yapılan şeyler hep formalitedir. Dış alemde görüntü anlamda, zahir anlamda böyle bir lanse etme durumu var. Ancak yargılamadan söz edilemez. Hiçbir şekilde hukuk anlamda, hukukun uygulamasından söz edilemez. Ha siyasi rehinelik niye söz konusu? Çünkü iktidar, mevcut siyasi iktidar, önceki siyasi iktidarlar, yargının güdümünde olan siyasi iktidarlar, bunlar özellikle Kürt muhalefeti ve diğer siyasi olarak muhalif gördüklerini tarih boyunca sürekli yargılama adı altında rehin tutulmuşlardır. Bu zaman zaman derinleşmiştir, ağırlaşmıştır. Zaman zaman gevşeme olmuştur ama bir süreklilik durumu söz konusu. Böyle tanımlamak daha doğru olur. Gerekçeli kararlarda yani mahkumet veya farklı bir karar çıktığında, nihai karar dediğimiz kararlar çıktığında orada üst başlıkta şey yazar, Türk milleti adına yazar. Ben buna özellikle herkesin dikkatini çekmek istiyorum. Bu Türk milletinin adına adeta işin amentüsü şeklindedir. Türk milleti adına yargılama başladığınız zaman bu kurgulanmış, Cumhuriyet'ten itibaren kurgulanmış Türklük üzerinden hareket etmeniz gerekiyor. Bu Türklük anti-Kürtlüktür, anti-Aleviliktir, anti-Ermeniliktir, anti-Yahudiliktir, anti-Rumluktur. Yani bu Türklük kavramı içerisinde ulus devlet, ulus inşa etme noktasında tüm Türk kimliği dışındaki kimliklerin reddiyle oluşmuş ve diğer kimliklerin de zoraki asimilasyon politikasının uygulandığı bir Türklük kurgusu var. Dolayısıyla siz
bir ulus, bir ırk adına yargılama yaptığınız zaman farklı bir etnisitenin varlık kimlik mücadelesini siz kesinlikle kabul etmezsiniz ve bunu bertaraf etme adına da her şey yaparsınız. Yani hukukun dışına çıkarsınız. Ben biraz buradan vurgulamak, buradan girmek istiyorum. Dolayısıyla Bekir Kaya'ya ve Bekir Kaya'nın arkadaşlarına veya siyasi arkadaşlarına verilen cezalar hep Türk milleti adına verilmiştir. Türk milletinin kurgulanmasında bahsettik. Dolayısıyla yani bu kurgulanma zaten demokratik veya hukuki bir kurgulanma değildir. Irk bazlı, sadece Türklük de değil, Türk-Sünni kurgulu bir devlet, bir kodlama söz konusu. Dolayısıyla tarih boyunca istiklal mahkemelerinden tutun, sıkı yönetim mahkemelerinden tutun, devlet güvenlik mahkemelerinden tutun ki FETÖ dönemindeki aktif uygulamada olan özel yetkili mahkemeler şu anda özel yetkili denmiyor ama ihtisas mahkemesi olarak görevlendirilen mahkemeler var. Bu tip yargılamalar yapan var. Yani bunlar tamamen bu kurgulanmanın içinde olan mahkemelerdir. Dolayısıyla hiçbir zaman bir ırk adına, bir etnisite adına yargılama yaptığınız zaman farklı bir etnisiteye demokratik, hukuki davranmanız çok mümkün olmuyor ki pratiği de budur. Şimdi Bekir Kaya diyelim ki böyle bir konsept, böyle bir kurgulamayla değil de adil bir yargılama maruz kalsaydı veya yargılansaydı hukuki, insan hakları, demokratik siyasetin araçlarını benimseyen ve tüm bu meşru araçları kabul eden bir yargılama sistemiyle yargılanmış olsaydı Bekir Kaya'nın suç olarak görülen hiçbir faaliyetinden dolayı ceza alması söz konusu olmazdı. Bekir Kaya'nın şu an suçlanan neler var? Belediye başkanlığı yaparkenki faaliyetleridir. Veya siyasi olarak bir partinin sonuçta adayı, üyesi, seçilmişi siyasi olarak halk içerisinde, sokakta, caddede yaptığı çalışmalardır. Veya toplantılar, basın açıklamaları, mitingler bunlardır. Bunlar ötesi kesinlikle Bekir Kaya'nın dosyasında yani gizli, kapaklı yargılamayla ortaya çıkan hiçbir isnat, hiçbir iddia söz konusu değil. Ha gizli tanıklar var. Gizli tanıklarına nasıl oluşturulduğunu biz özellikle devletin farklı blokları çarpışınca FETÖ ve iktidar veya Ergenekon tarzı yapılanmalara iktidar çarpışınca gizli tanıkların düşmanlaştırılan gruplara karşı, kesimlere karşı nasıl kullanıldığı biz hepimiz şahit olduk. Yani kimlik veriliyor, şey yapılıyor, yani bir sürü sapkası, vukuatı, şu bu vardır. Bunlar gizli tanık ödüllendirmesiyle istedikleri gibi kurgulama, iftira, her türlü şey yapılıyor. Yani özellikle bölgedeki gizli tanıklar ya şantajla gizli tanıklık yaptırılmışlardır ya da devletin bildiğiniz ajanı, paralı ajanı, paralı muhbiridir yani. Bunlar tarafsız olabilir mi yani? Bunlar tarafsız olması veya gerçekten tanık olması mümkün mü? Değil. Bunlar devletin çalışanları yani. Ha belki kadrolu değildir ama farklı bir barındırma, farklı bir tahsis durumu vardır. Yani bu gizli tanıklar kesinlikle iftira kurgusuyla hareket eden ve devletin kullandığı unsurlardır. İleride mesela bu konuda ileride ve en yumuşak karınlarıdır. İleride bu konuda sadece bir araştırma yapılırsa şu anki mevcut bu yargılamanın içerisinde yer alan hakim savcıların %80-90'ı kesinlikle meslekten ihraç edilir. Kesinlikle. Çünkü gizli tanık uygulaması bu devletin yargı pratiğinin en rezil, en kokuşmuş ve en kirli ilişkilerin, işlerin döndüğü yerdir. Kimisini şantajla, kimisi parayla, yani iftira gel at, seni şu şantajdan kurtaralım veya sana şu parayı verelim veya seni şu işini kolaylaştıralım. %90'ı böyledir.